E giderlerse tabii Türkiye için kötü olur. Yani Altan'ın söylediği çok önemli. Yani çünkü kabine bağlamında şeyi aktardı. Ankara'daki kulis eğer carry trade'çiler yani işte bu yüksek faize gelenler giderse ne yaparız? Gerekirse faiz indirimini erteleriz. Çünkü şu anda bir faiz indirimi ne zaman başlayacak tartışması var. E hatta gerekirse daha fazla arttırım yaparız demişler ki çok önemli bence bu. E, çünkü zaten şu anda Türkiye'de faiz çok yüksek. Yani, yani bunun daha da fazla arttırılması Hakikaten Türkiye ekonomisi zaten ikinci çeyrekte küçüldü büyük olasılıkla açıklandığında Hı. göreceğiz veriler. Yani Türkiye ekonomisi şu an durgunlukta. Herkes kendi çevresinden gözlemliyordur. Bütün sektörlerde işler durmuş durumda. Hı. Bunun sebebi bu yüksek faiz. Ama bu kere trade'çiler yani yüksek faize gelenler kaçmasın diye demek ki bir kere bu faiz indirimi ertelenecek. En azından ertelenme ihtimali var. Ben bunu anlıyorum, anlıyorum e, Altan'ın söylediklerinden. Hatta artırım olasılığı doğru. var. Ya şimdi bir kere zaten burada... Ee, bu hani TÜİK e, ve enflasyon meselesinin arkasındaki bence birinci sorun bu. Yani yani biz bir senedir e, ekonomi yönetiminin bu an Türkiye'ye sıcak para çekmek için yaptıklarını konuşuyoruz. Yani enflasyonu düşürmek için ne yaptığını çok konuşmuyoruz. Yani bütün ekonomi politikaları aslında sıcak parayı yani kısa vadeli yabancı sermayeyi Türkiye'ye getirmeye odaklanmış durumda. Yani bütün çaba Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetimi bütün söylemi buna yönelik. Ama bunun dışında yani Türkiye ekonomisindeki yani yıllardır biriken yapısal problemlere dair bir e, bir şey, bir, bir söylen bir vizyon, bir adım, bir reform görüyor muyuz? Görmüyoruz bir senedir. Yani şimdi bir kere her şeyden önce zaten enflasyonla mücadele sadece faizle olmaz ki. Yani tamam faizi arttırdılar. Değil olur. E, bir kere birincisi ya yani %6'dan fazla bu senenin sonunda devlet bütçesinin milli geliri açığının milli geliri oranı olacak büyük olasılık. Yani devlet çok savurgan bir devlet şu anda. Çok fazla para harcıyor ve büyük bir açık var. Ya yani bu açığı da biz işte sürekli zamlarla, elektriğe zam, vergiye zam, ÖTV'ye zamlarla bizim sırtımızdan karşılıyorlar. Yapılması gereken çok basit aslında. O kadar basit ki. Yani çok basit. Yani bir evde de yani bizim evimizde de hani bir açık olduğunda ne yaparız? Gelirimizi azaltırız. Giderimizi arttırmaya çalışırız. Nasıl gelirimizi, giderimizi bir kere her şeyden önce nasıl azaltırız? Devlet nasıl azaltır? Yani devletin bu savurgan harcamalarını azaltması lazım. E, kamu tasarruf paketi diye bir şey biliyorsun. bundan birkaç Savurgan yıl... harcamalar dediğimizde aynı şeyi mi anlıyoruz Barış? E, hani bu lüks arabalar, sabahlara o... kadar yanan e, ışıklar, sarayın ışıkları. Çünkü e, bazı kişiler de diyorlar ki bunlar aslında devede kulak. Bizim eee hunharca para harcamak dediğimiz bu değil diyorlar. Daha büyük şeylerden mi bahsediyorsun sen de yoksa bunlardan Her mı? Her şey dahil. Yani bir Her kere şey birinci hani şunu söylemek lazım. Ee, yani devletin bir önce olması lazım değil mi? Yani hani önce kendisi aile dedi öyledir ya. Önce baba biraz hani kendi giderlerinden kesinti yapar ama hani çocuklarına örnek olmaya çalışır. Devlette de evet o elektrikler tabii ki çok küçük yani. Devede kulak tabii ki. Ondan bahsetmiyoruz. Bizim bahsettiğimiz Dev projeler, kamu özel işbirliği projeleri, yani milyarlarca dolar. Asıl kastettiğimiz bu. Ama sonuçta devletin bir kere her şeyden önce yani bir öncülük etmesi, bir kendisinin bak ben tasarruf yapıyorum demesi lazım. Bunu diyor mu? Yani 5 uçakla işte nereye? Yurt dışına gidiliyor değil mi? Hani bu alışkanlıklardan bu savurgan alışkanlıklardan vazgeçiliyor mu? Geçilmiyor. Şimdi gerçeği şey yapalım hani Türkiye enflasyonla mücadele eden, bunun için seferberlik ilan etmiş ülkeye benziyor mu? Yok, bence ben, bence ben sırt benzemiyor. Sırtından. Yani hani çünkü ya buna benzemesi için yani bu ülkeye baktığında başka bir e, ülke vatandaşın ya bu ülkede enflasyonla bir savaş var ve hani devlet başkanından vatandaşına kadar herkesin ana gündemi bu. Yani, yani herkes yani bu enflasyonu e, düşürmek için gerçekten bu işe kafayı koymuş. Yani ben bunu devlet başkanının yurt dışı seyahatlerinden de görüyorum. Makam araçlarındaki işten tasarruftan da görüyorum. Vatandaşın da biraz hani sıkıntıya girmesinden de görüyorum, her yerde görüyorum diyebiliyor mu bir, vata, bir yurt dışından gelen bir insan buraya? Diyemez çünkü bir kere her şeyden önce kamuya baktığımızda bir böyle bir tasarruf yok. Hı hı. İki, gelirleri arttırma meselesine baktığımızda asıl tabii asıl hikaye orada yani gelirleri arttırma. İşte bir vergi paketi geldi biliyorsun. E, vergi paketinin önce taslağı sızdı. Nasıl sızdı? Nasıl mı tartışıldı? Denildi ki Mehmet Şimşek muhalif olan AKP içindekiler aslında bilerek sızdırdı dediler. Her neyse ama sonuç olarak şunu gördük. Aslında bu devlet bu maliye nereden gelir sağlayacağını biliyor. Yani gayrimenkul yatırım ortaklıkları vergi vermiyor ya. Ya Türkiye'de gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve nasıl vergi vermez? Türkiye Varlık Fonu şans oyunlarından elde ettiği KDV'yi genel bütçeye aktarmıyor ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Gübre e, ithal eden şirketler KDV vermiyor. Yemciler KDV vermiyor. Türkiye'ye yağ aldırmaya, saç ektirmeye gelen yabancılar, sağlık turizmine gelenler KDV ödemiyor. Ve o taslak, o taslakta e, bunların hepsinde çok somut öneriler vardı. Maliyenin kendi önerileri vardı. Diyordu ki işte mesela Türkiye Varlık Fonu şans oyunlarından elde ettiği KDV'yi eskiden özelleştirmeden önce olduğu gibi genel bütçeye aktarmalı. Aktarsın. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları vergi ödesin bir takım şartlarda İşte hani yemciler KDV'yi ödesin vesaire vesaire. Bunun gibi çok sayısız öneri vardı. Geldi e, şey taslak meclise. E, geldiğinde gördük yani kuşa dönmüş. Yani bütün bunların hiçbiri yok. Hı. Gayrimenkul yatırım ortakları hala vergi vermiyorlar. Neden vermiyorlar? Ya şimdi ben hani işin çünkü... E, Rasyonelini de anlayamıyoruz. Yani orada biriken parayla, bunu da çok tartışıldı, orada biriken parayla işte işin uzmanları, gayrimenkul iktisatçıları söylüyorlar. Hepi topu bugüne kadar gayrimenkul yatırım ortaklıklarında bugüne kadar biriken parayla 80 milyar lira, hep topu 16 bin konut yapılabiliyor. Türkiye'nin yıllık konut ihtiyacı 600-700 bin. Yani öyle hani konut ihtiyacını karşılamak için de değil o belli ki. Peki niye diye baktığımızda, e demek ki yani o ona yakın, bu buna yakın. O onun tanıdığı, bu bunun tanıdığı, siyaseten bazıları hassas gruplar, öteki işte yine belirli e, siyasi e, bağlamda bir önemi olan bir grup. Dolayısıyla onun üzerine gitmeyelim, bunun üzerine gitmeyelim, şunun üzerine gitmeyelim. E, Peki kimin üzerine gidelim? Vatandaşın üzerine, yani bütün bu yük, yani bu devlet bütçesindeki yüzde altın üzerine çıkması beklenen bu sene, bütçe açığının bütün yükü e, yine o zaman vatandaşa kalıyor. O zaman yine siz işte şeye, elektriğe %38, doğal gaza otuz %38 zam yapmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü o bütçenin açığını bir yerden kapatmanız lazım. O zaman siz ÖTV'ye Temmuz ayının başında ÖTV'ye zam yapıldı ve o akaryakıta yansıdı, sigaraya yansıdı, işte alkol vesaire birçok ürüne yansıdı. Şimdi aslında hani rasyon olan, rasyon olan şu değil miydi? Temmuz'da siz asgari ücrete zam yapmadınız. Niye yapmadınız? enflasyonla mücadele ediyorum ben dediniz ve hani bu sene fedakarlık yapacak asgari ücretler Temmuz ayını ben zam yapmıyorum dediniz. Hatta Merkez Bankanız bile çıktı. O da aynı şeyi söyledi. Dedi ki asgari ücrete zam yapılmasın dedi. Tamam anladık enflasyonla mücadele ediyoruz. E şimdi e, asgari ücretliden fedakarlık isteyen bir devletin de madem enflasyonla mücadele ediyoruz hani bir savaş içindeyiz o zaman senin de ÖTV zammını ertelemen gerekmez mi? Akaryakıta Temmuz'da yapacağım ÖTV zammını ben senede bir bir defa yapacağım bu sene. Yani bu yarı yıl zammını bu sene yapmayacağım. Böylece bir dengeye ya, yani böylece dememiyor. hani e, bu fiyatlardaki artışın e, önüne geçmek için ben de elimin altını taşına koyacağım demen gerekmez mi? E sen ama bütün e, fedakarlığı asgari ücretten istiyorsun ama kendin elini taşın altına koymuyorsun... %38 zammı da yapıyorsun. E o zaman ondan sonra TÜİK yüzün üzerinde işte bugün açıkladığı enflasyon, yeniden aylık enflasyonun yükselişini gördüğümüzde de açıkçası şaşırmıyoruz. Ve ya yani bu ne biçim enflasyonla mücadele de diyoruz tabii ki. Yani ortada bence faizi arttırmak dışında hiçbir şey yok. Ve faizi arttırmanın da sahiden de, hani Altan'ın söylediği de çok enteresan, sanki yani bütün mesele aslında Türkiye'ye bu sıcak parayı çekebilmek, çektiğimiz sıcak para, iyi bir sıcak para girdi bu arada. Yani o konuda aslında hani şeyi söylemek lazım. Merkez Bankası seçimden bugüne, Mart seçimlerinden bugüne 90 milyar dolardan fazla piyasadan döviz aldı. Ve kısa süre içinde Türkiye tarihinde böyle bir şey yok. Kağıt üzerinde baktığımızda bu kadar kısa süre içinde bir Merkez Bankası'nın kasasına, rezervine bu kadar kısa sürede 90 milyar dolar koyması çok büyük bir başarı. Evet. Ama peki. bu başarının arkasında da işte yani o faiz arttırımları var ve o faiz arttırımları dışında da hiçbir şeyin yapılmadığı evet, gerçeği peki. var. Ee, biraz Kolay değil. Yani bir kere her şeyden önce Turan Bey'in çizdiği tablo biraz hani böyle iç karartıcı ama bence çok doğru. Hı hı. Yani gerçekçi yani iki konuşmasında da son iki konuşmasında da gerçekten yani mesela tarımın e, toparlaması e, imkansız mı dedi? Çok mu zor dedi? Hı hı. Hakikaten evet. öyle. Yani zor yani şöyle zor. Şimdi ekili araziler çok azaldı Türkiye'de. E, köyler boşaldı. E, çünkü yani orada gelir imkanı yok. E, sadece yaşlılar kaldı. Ve hala da hani geçtiğimiz günlerde bir haber vardı. Anadolu'nun bir yerinde yine bir mer arazisini GES yapsınlar diye, güneş enerjisi santrali yapsınlar diye yine bir şirkete vermişler. Yani tarım arazisi vasfını, hayvancılık yapma şeyini yitirecek o arazi. Şimdi Şimdi bu çok Gençlerde yok... kalmıyor zaten artık. Kalmıyor zaten. Ama sonuçta ikili arazilerin azaldığını Türkiye'de şeyden biliyoruz. Hani istatistik verilerden biliyoruz. Ve bu bir kültür, bu bir siyasi kültür. Bu siyasi kültür biraz önce anlattığım hikaye. Yani, yani Türkiye'nin tarımsal arazileri, işte şimdi bu son o anlattığım haberde olduğu gibi güneş enerjisi santrali kursunlar diye. E, daha önce şey şey inşaat, yani bloklar kurulsun diye. Yani Antalya'da portakal bahçeleri. Malatya'da kayısı bahçeleri baltayla yerde bir edilmedi mi? Edildi. Şimdi bu yani uzun yıllara dayanan bir bir siyasi kültür, bir yönetim, bir yönetme biçimi şeker pancarından biç çekildi. Evet, yani bir yönetme biçiminin yol açtığı bir bir sonuç bu. Yani ve ama şimdi bu sonucu da Bey'in dediği gibi geriye çevirmek saydan çok kolay değil. Yani bir kere yani tarım tarafında e, ciddi zaman alması gerekiyor. Hı hı. Yani hani hemen bugünden yarına bir çözümü yok diğer taraftan Türkiye yıllardır 2000 yani AKP iktidara geldiğinde de yüksek teknolojinin Türkiye'nin ihracatının payı içi, ihracat içindeki payı yüzde üç buçuktu. Bugün de yüzde üç buçuk. 20 yıldır e, bir arpa boyu yol gidemedik. Oysa Türkiye'nin gerisindeki ülkeler yine bizi solladı geçti. Şimdi bir de bu arada e, sollayıp geçecek yeni ülkeler var arkamızda. Vietnam gibi. Yani şimdi Tayvan bizi solladı geçti. Dünyanın en büyük çip üreticisi oldu. Ondan önce AKP'den çok daha önce 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda Güney Kore solladı, Tayvan solladı, şimdi arkamızda Vietnam var. Çünkü yüksek teknoloji konusunda hiçbir şey yapmadık. Bunun da hemen e, bugünden yarına düzelmesi mümkün değil. Yani böyle tür bir ülke bugünden yarına öyle bir senede, iki senede bir anda yüksek teknoloji geliştiren bir ülke haline gelebilir. Ama şu, şu mümkün bence. Şu ee, mümkün mü? Onu sorayım öyle şu mümkün hı? de Deva Partisi Genel Başkanı <laughs> Ali Babacan diyor ki, ekonomi yönetiminde 10 kilit görev vardır. Onları hemen değiştirir. işinin ehli olanları yönetime koyarım. <laughs> Haftada iki kez ikişer saatlik toplantılarla ekonomiyi iki yılda düzeltirim. Mümkün mü? E tabii bu işin çok önemli bir ayağı ekip. Ekip. Yani bence zaten Mehmet Şimşek'in hatta bu konuda bugün bir yazı yazdım. Ee, en önemli eksiklerinden biri ekip. Yani ortada Şimşek'in kendisinin bir tabii ki bir geçmişi var, kariyeri var ama onun dışında ekonomi yönetiminde bir ekip yok. Ve zaten hani ekonomi politikalarını geliştirecek, uygulayacak olan da sonuçta bir ekip tabii ki. Ekip önemli, orada e, Sayın Babacan haklı. Diğer yandan fakat şimdi mesele şu, Türkiye ekonomisinin yıllar içinde oluşmuş çok derin. Bazıları 10 senede, bazıları ama daha kısa süre içinde çözülebilecek sorunları var. Bütün bunların hepsine birden çözüm getiren bir paketin, bir programın geliştirilmesi, hazırlanması ve uygulamaya konması ve bunun arkasında da toplumsal mutabakatın, e, uzlaşmanın, uzlaşının koyma, konması gerekiyor. Şimdi burada sadece para politikasıyla, sadece hani faizi işte %50'ye çıkararak olacak bir şey. Türkiye'nin sorunları çok derinde. Yani bu kadar derin sorunların hani sadece faiz politikasıyla Amerika'daki gibi, İngiltere'deki gibi sadece faiz politikasıyla çözülmesi, çözülmesi mümkün değil. Çok kapsamlı bir e, ekonomik programın uygulanması gerekiyor. Mesela 2001 yılında Kemal Derviş liderliğinde uygulanan güçlü ekonomiye geçiş programı gibi. Yani Türkiye'nin bütün sorunlarına çözüm üreten ve hepsini aynı anda Çözmeye başlayan o program iyi de anlamında söylemiyorum hı hı. ama metodoloji olarak, yöntem olarak yapılması gereken bu. Sadece faizi arttırmak değil, Türkiye'nin bütün meselelerine yani yıllar içinde taşlaşmış, çok ciddi sorun haline gelmiş bütün meselelerine çözüm öneren bir programın uygulanması. Bunun tabii ki babacanın dediği gibi iyi bir ekip. Bu da çok önemli tabii, çok çok önemli hatta. Bunu da çok iyi bir ekibin uygulaması gerekiyor ve o ekibin ve o programın arkasına da siyasi desteğin hani göz kırpılmaksızın konulması gerekiyor. Siyasi desteğin çok da güçlü olması gerekiyor. Şimdi Türkiye'den bir kere o güçte bir siyasi iktidarın çıkması lazım birincisi. Hı hı. Yani işte 2000 2002 senesinde AK Ak Parti'nin iktidara geldiğinde ve ondan bir sonraki seçimlerde sağladığı güç gibi yani bir ya bir tek parti iktidarı olacak bu ya da mesela Almanya'da bir zamanlar kurulan büyük koalisyon gibi işte hani farklı yani farklı eğilimlerdeki partileri bir araya getirecek güçlü yani farklı yani toplumsal katmanları birleştiren bir bir e, mutabakat olacak. Ve o mutabakat o programın ve o, o ekibin arkasına siyasi desteği güçlü bir şekilde koyacak. Bu yapılırsa Evet, bu yapılırsa tabii bunun içinde Oğuz Hoca'nın söylediği gibi hukuk ve demokrasi de var. Bu da çok önemli. Yani bunu işte Mahfi Eğilmez hocamız da hep anlatıyor. Yani bu işlerin bir ayağı da hukuk ve demokrasi. Çünkü yani hukuk ve demokrasinin olduğu yerde insanlar önlerini görebilir. Hukuk devletinde insanlar hani uzun vadeli plan yapabilir, yatırım yapabilir, tasarruf yapabilir parasını hani uzun vadeli bir yatırıma bağlar. Ancak yani böyle bir ülkede bir hukukun olması, yani, e, temel bir hukuk şeyinin işlemesi gerekir. Dolayısıyla bu işin bir ayağı da hukuk. Bütün bunlar olursa, Türkiye bunu daha önce yaptı. Yani 2001 krizi sonrasında işte Kemal Derviş liderliğinde yapıldı. Sonra Ali Babacan. Yani tabii ki e, dönemin siyasi lideri önce... Siyasi konjonktürde. Siyasi konjonktür. İşte e, Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül Hı -hı. ve ya tabii ki siyasi konjonktür, uluslararası konjonktür. Tabii. O dönemde bir ucuz para vardı dünyada. Tabii. Yani e, hani FED ve büyük merkez bankaları kaynaklı çok çok düşük faizle para dağıtılıyordu. Şimdi öyle bir konjonktür şu anda yok. Ama sonuçta yapıldı. Türkiye'nin böyle bir geçmişi var bir. Ve iki bence yani karamsar olmak için çok nokta var. Ama iyimser olmak için de şöyle bir şey var bence. Ya şimdi Türkiye evet öyle. Yani çok derinde problemlerimiz var ama unutmayalım ki yani Türkiye Avrupa'yla hatta Avrupa'ya da geçelim. Yani hani Balkanlarda da bir şey yok. Macaristan'dan ta Hindistan'a kadar yani çok devasa bir coğrafyanın en büyük sanayi üreticisi. Yani o oradan ta Hindistan'a kadar Macaristan'dan Hindistan'a kadar başka hiçbir ülke yok. İyi Türk, yönetilirse hayat Türkiye 260 milyar mi? dolar ihracat yapan bir ülke. 260 milyar. ve çok çeşitli ihracatı olan. Yani otomotiv parçası da üretiyoruz, tekstil de üretiyoruz. İşte beyaz eşyada üretiyoruz, televizyon, teknoloji üretemiyoruz. Ama hani bunu üreten bir ülke, yani otomotiv parçası üreten bir ülke, e, teknoloji de üretir. Tişört üreten bir ülke, 30 yıldır yapamadık ama markada, yani bir gün bir marka buradan çıkabilir aslında. Yani buradan çıkar, yani Yunanistan'dan çıkmaz, e, İran'dan çıkmaz bir dünya markası. Ama şimdi yani hani... 30 yıldır tekstil ihraç eden, giyim ihraç eden, Almanya'da, e, İngiltere'de ürünleri satılan bir ülkeden aslında bugüne kadar uluslararası bir küresel bir marka çıkmaması tabii ki bizim ayıbımız. Bu ülkenin başarısızlığı. Yani. Ama çıksa çıksa böyle bir ülkeden çıkar. Dolayısıyla aslında iyimser olmak için de sebepler var sebepler bence. Var. peki. Yani şimdi ben de o zaman tam bu kalan yerden devam edeyim. Hı -hı. İşte Dünya'yı çok iyi anlattı Oğuz Hı -hı. Hoca'da, e, Filiz Hoca'da. Türkiye'de bugün borsa İstanbul'daki düşüş daha sertti. Hı. Dolar bu arada yükseldi. Şimdi Borsada %5.5 civarı da kayıp var ama Amerikan borsalarında biraz geri aldılar. Filiz Hanım'ın söylediği gibi. Yani işte %3 civarında kayıplar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bizdeki problem bize özgü bir boyut olduğunu da gösteriyor ki bence var. Bugün bu İran-İsrail meselesi Hı. zaten bu olmasa da bizi olumsuz etkileyecekti. Çünkü sonuç olarak bölgemiz ve yani burnumuzun dibi yani orada daha önce de aralarında bir çatışma riski olduğunda yine bizi olumsuz etkilemişti. Şimdi ne olacağını bilmiyoruz. Evet daha önce İran göstermedik bir saldırı yaptı ama işte yine dünyada bir gerginlik var, bir endişe hali var. İşte Amerikan Dışişleri Bakanı kısa süre hatta bugün diyordu. Pazartesi günü için G7 ülkelerindeki mevkidaşlarına İran'ın saldırma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemiş. Şimdi orada yine yani bir savaş endişesi var yani buradan bir şeyin çıkmama olasılığı elbette bence de güçlü. Ben de göstermelik bir şey olacağını düşünüyorum ama sonuç olarak yani iki büyük ülke arasında bir savaş endişesi var ve bunlardan bir tanesi de nükleer bir güç ve zaten Ortadoğu'da ne zaman sürmek yani ne zaman da sürmekte olan bir e, savaş var. Bu da bence bizi bugün biraz olumsuz etkiledi. Şimdi e, bugün Türkiye'nin risk primi de bu CDS olarak tanımlanan ve işte hani piyasalar açısından da kritik olan Türkiye'nin risk priminde de bir miktar artış var. Bir ara 250'ye doğru gidiyordu. Yani bayağı bir düşmüştü. Diğer gelişen ülkelere doğru yaklaşıyordu. Ama şimdi yeniden 300'ün üzerine bugün çıktığını gördük. Yani Türkiye'ye dair risk algısında da bir bozulma var. Bu da yine hem bu dünyadaki panik, hem onun yanı sıra bu bölgedeki savaş endişesi, hem de belki de biraz galiba... Yani tam bunu böyle ayrıştırmak kolay değil ama geçtiğimiz hafta bu yükselişin başladığına bakarak sanki biraz da Instagram yasağı, hmm. biraz hani Türkiye'den işte e, yani bu savaşla ilgili hani Türkiye'nin pozisyonu da sanki bir miktar etkili olmuş gibi. Yani salt bugün e, dünyada yaşanan mesele değildi. Değil bugün. bence yani salt o Türkiye'den. değil. Tabii ki asıl hikaye o, panik ama onun yanı sıra yani bölgedeki İran-İsrail savaşı endişesi ve bu aradan Türkiye'nin kendi yani Türkiye'deki yani Türkiye'nin batıdan acaba yine böyle uzaklaşma şeyi mi var endişesi de bence etkili oldu. Ee, yani Türkiye'nin CDS'inde bugün bir artış gördük. Ee, 300'ün üzerine çıktı yeniden ve dolarda bir artış var. Bu tabii hani şunu söylemek lazım. Erkez Bankası Mart seçimlerinden bugüne çok büyük bir rezerv biriktirdi. Ve 90 milyar dolardan fazla piyasadan döviz aldığını biliyoruz. Onun bir kısmı işte yurt dışından gelen sıcak para. Ondan daha da fazla kısmı yurt içinde vatandaşların, şirketlerin bozduğu dövizler, işte alınan döviz kredilerinin TL'ye dönmesi filan. Ama sonuçta Merkez Bankası'nın şu an cephanesi var. Yani sıcak parada şimdi bu kriz dolayısıyla, bu çalkantı dolayısıyla çıkış devam etse dahi önümüzdeki günlerde... Onu yönetebilir. Yani dolarda çok sert bir yükselişe izin vermeyeceğini işte Merkez Bankası'nın politikasından falan biliyoruz. Ama tabii şimdi burada bence bugün aslında bu gecenin hani benim hı hı. Bu, bu programın şeyi bence Altan'ın Ankara'dan verdiği kulis bilgisiydi. Yani kabinede faizi gerekirse arttırırız. Yani bu sıcak para Türkiye'den çıkarsa ne yaparız diye konuşulmuş ki hani iyi bir Ankara gazetecisi olduğunu biliyoruz. Hı hı. Ve işte hani faizi indirmeyiz yakın bir zamanda gerekirse. Gerekirse hatta artırma gideriz diye konuşulmuş olması. Şimdi bu aslında Türkiye'de hep bu siyaset riskinin e, demokrasinin kılıcı gibi aslında Türkiye ekonomisinin piyasaları üzerinde sallanmaya devam ettiğinin bugün bir kez daha bence işareti oldu. Bundan sonra da kısa süre içinde değil ama belli bir vadede yeniden Türkiye'de siyasetin piyasalara, ekonomiye müdahale olmaya başlayacağını da bence bize gösterdi. Bu bence bugünün değil ama yarının riski Türkiye'de. Evet. Türkiye'de bundan sonrası yani bir savaşa bağlı. Yani bir savaş çıkar mı çıkmaz mı? Yani ben çıkmayacağını düşünüyorum. Göstermelik bir saldırı olacağını düşünüyorum. Ama sonuç olarak kaza patlar. Yani hani bu işler hani şeyde durduğu gibi de durmayabilir. Yani her seferinde bu işi yönetiyorlar. Bundan önceki saldırıda yüzden fazla biliyorsun şey gönderdi. Füze ve işte bu çeşitli şeyleri gönderdi. onların bir ikisi dışında hepsini düşürdü. Ee, hem İsrail hem bu arada bölgedeki Amerikan güçlerinin kendi şeyleri. Ee, ama hani bu yani bir seferde de çok olmadık bir sonuca da yol açabilir. Yani orada bir risk var tabii ki. Ama o riskin büyümemesi, yani bu, bunun bir sıcak çatışmaya dönüşmemesi durumunda ve Filiz Hanım'ın söylediği gibi bu dünyadaki ee, bu paniğin de yavaş yavaş yatışmasıyla birlikte ki ben de yatışacağını düşünüyorum. Çünkü Amerikan ekonomisi aslında son derece iyi durumdaydı bugüne kadar. Yani daha yeni 2-3 tane veri açıklandı bir bozulmaya işaret eden. En çok kim etkilendi bugün de? Bugün mü? Japonya etkilendi. Sabah %13 civarında Japonya borsası eksildi. Yani Güney Kore'de çok sert bir düşüş vardı. Yani bu işin bir kere merkezinin ee, Asya, uzak doğu Asya olduğunun göstergesi. Ya ama onun yanı sıra tabii ki bütün riskli varlıklardan bugün kaçış oldu. Yani Bitcoin de mesela bugün çok, Onu, ona çok sert evet. düştü. Yani evet. diğer alt altcoin'ler bugün çok çok sert düştü. E, Amerikan borsaları sonuç olarak sert düştü. Yani Japonya kadar olmasa da Amerika orada da ciddi... göre değil mi yani? evet, evet, ciddi bir düşüş var. Yani bugün bir korku olduğu, dünyada bir korkunun olduğu açık. Yani korkunun çünkü olduğu dönemlerde riskli varlıklardan kaçış oluyor. Evet. E bu ve işte Amerikan devlet tahvillerine bir yönelim oluyor. Bugün de oldu nitekim. Çünkü hani Amerikan devleti kaya gibi sağa batmaz yani dünya piyasası küresel sermayenin bakışını anlatıyorum. Niye Amerikan tahvillerine gidiyorlar? Bu yüzden gidiyorlar. Bir korku var bugün. Bu bu korku bir miktar yatışıyor gibi. Ve e, hani normal şartlarda da aslında önümüzdeki dönemde daha da yatışır. Yani olmadık bilmediğimiz eğer hani küresel finans sisteminde bilmediğimiz eğer sakat noktalar yoksa e, normalde aslında önümüzdeki günlerde yatışacağını, paniğin yavaş yavaş sönümleneceğini ve risk iştahının eskisi kadar güçlü olmasa da, bundan iki hafta önce olduğu kadar güçlü olmasa da yavaş yavaş toparlanacağını söyleyebiliriz. Peki. Dediğim gibi bu biraz hani küresel şey nasıl seyredeceğine bağlı. Biraz da İran-İsrail savaşı yani bu hani şeyin o savaş riskinin çıkıp çıkmayacağına bağlı. Çünkü...